Yiyeceğin helali haramı olduğu gibi giyimin de helali haramı olur. Her şeyden önce domuz derisinden yapılmış olan giyim malzemelerini giymek caiz değildir. Domuz derisinden yapılan bir efendim ceket olsun, pardüsü olsun, yelek olsun, üzerimize taşıdığımız bir cüzdan olsun ya da kemer olsun her neyse bunlarla namaz kılmak caiz değildir. Bu temizlenmiş bile olsa, tabaklanmış dahi olsa domuz derisi temizlik ve tabaklama kabul etmez. Aslı necistir. Öyle olduğu için de bunları giymek caiz değildir. Bunun dışındaki hayvanlar için mezhepler arası bazı görüş farklılıkları vardır. Derileri tabaklama kabul eder diyen Denilen hayvanlar var Derileri tabaklanma kabul etmez Aslı necisti Denilen başka hayvanlar da var Ama bunlar iştihat konusudur Necis görülen Ve tabaklanma kabul etmez Denilenleri giymemiz caiz değildir Buna ilaveten Şunu da söyleyebiliriz İslam'da bir tesettür anlayışı var Bir de setri avret anlayışı vardır Avret yerimizi örtmeyen ya da örttüğü halde içini gösteren ya da başka bir dinin simgesi olan giyim eşyalarını kullanmamız caiz değildir. Bundan dolayı dar olan bir elbiseyi ya da vücudun avret yerini gösteren bir elbiseyi giymek caiz olmadığı gibi başka bir dinin alameti olan, başka bir dinin simgesi olan bir takke de olabilir, yarım bir takke de olabilir. Efendim bir kuşak da olabilir. Üzerinde İslam'ın dışındaki bir dinin simgesini taşıyan bir giyim malzemesi de olabilir. Bunları giymek caiz değildir.